Kanal B ekranlarına ve Bekleme Odası programına hoş geldiniz. İyi akşamlar. Değerli izleyenler, bu programda yine ilginç bir konuyla karşınızdayız. Bazı davranışlarımızı ve nedenleri belki çok basit bir soru olarak algılanabilir. Ama bunun birazdan sayacağım konu başlıklarıyla ilişkilendirdiğimizde nerelere gittiğini göreceksiniz. Ay insanın davranışlarını nasıl etkiler? Alfabenin ortaya çıkışı ve gelişimi, rakamların ve matematiğin gelişimi, sanatın ortaya çıkışı, din ve bilim ilişkisi, elementler nasıl oluştu, güneşin oluşumu ve önemi, kısacası evren nasıl oluştu? Bu akşam bu konuyu ele almaya çalışacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Bundan birkaç ay önce yine kaleme aldığı çok değerli bir kitabı nedeniyle konuk ettiğimiz yazar Sayın Murat Tutkun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Bu akşam da birlikteyiz. Yine elimde çok güzel bir kitap var. Ben bu kitaptan gerçekten çok yararlandım. Varlığın Temel Prensipleri isimli bu kitabı sizlere göstermek isterim. Çünkü bu kitaptan edindiğim bilgiler program sırasında sayın yazarıyla da konuşarak sizlere aktarmaya çalışacağımız bilgiler olacak. Benim açımdan bir kitabın elinize aldığınız andan itibaren sadece bırakmamanız değil, aynı şekilde kitabın içerisindeki bilgileri bir köşeye not etme isteğinin de var olması. Bu çok çok önemli. Ben tabii her zaman yaptığım yanlışı tekrarlayarak not etmek yerine sayfaları yine büktüm, altlı, üstlü, önemli gördüğüm bölümleri tekrar tekrar okuyabilmek ve programda da dile getirebilmek için. Sayın Murat Tutkun, tabii bu kitap için ve daha sonra göstereceğim ya da program yapmayı düşündüğümüz kitaplar için teşekkür ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. Böylesine önemli bilgileri kamuoyuyla paylaşabilmek, bunun için araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları biraz da süzgeçten geçirmek, herkesin anlayabileceği bir şekilde sıralamak kolay bir iş değil. Tabii biz de kitap yazdığımız ve bu konuda devam ettiğimiz için zorlukları bildiğimizden bunu dile getiriyorum. Dolayısıyla bir kez daha elinize sağlık. Efendim, temel soru tabii evren nasıl oluştu sorusu. Kitabın varlığın temel prensipleri dediğimiz andan itibaren de hemen şu gözlüğümü de takayım. Belli bir yaştan sonra insanın gözleri tabii ki bazen küçük yazıları okuyamayabiliyor, seçemeyebiliyor. Çok da güzel bir dille kaleme almışsınız bu kitabı. Evrenin oluşumu derken belki de şu bölümü aktararak, kitaptaki şu bölümü aktararak devam etmekte yarar var. Thales bu fikirlerini Anaximandros ile tartışmaya başladı. Ona sordu, karalar deniz üzerinde duruyorsa denizi tutan nedir? Denizleri tutan bir şey varsa onu tutan nedir? Anaximandros bu sorulara tanrıları ve mitolojik öyküleri kullanarak yaşadıkları döneme göre durumu gayet net açıklayacak bir cevap vermek yerine şu unutulmaz tarihi yanıtı verdi. Dünya boşlukta duruyor olmalı. Şimdi dünya boşlukta duruyor olmalı dediğimiz andan itibaren de akla şu soru geliyor. Dünya evrenin merkezinde mi? İsterseniz buradan başlayalım. Evet, teşekkür ediyorum öncelikle. Dünya evrenin merkezinde mi? İlk insanlar gökyüzüne bakıp gezegenleri, yıldızları tanımaya başlayıp onlara isim vermeye başladıklarında dünyayı evrenin merkezi olarak görmüşler. Özellikle 1. yüzyılda Batlamyus astronomisi denen şekliyle dünya merkezli bir evren modelini benimsemişlerdi. Bu Batlamyus modeli olan dünya merkezli bir evren modeli. O dönemde tabii teleskop olmadığı için, teleskop kullanımı olmadığı için, çıplak gözle gökyüzüne bakıldığı için çıplak gözle sadece 5 gezegen görünebiliyor. Bunlar Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenleri. Evet.
Bu gezegenlerin dünyanın etrafında döndüğü resmedilmiş ve dünyanın da etrafında yine güneşin döndüğü resmedilmiş. Bu şekilde 15. yüzyıla kadar geliyor. Batlamyus astronomisi olarak geçer bu. Dünya merkezli evren modeli benimsenmiş şekilde gelmiştir. 15. yüzyıldan sonra Kopernik dünya merkezli evren modelinin tam tersi olduğunu savunmuş ve güneş merkezli evren modeli, yani dünyanın güneşin etrafında döndüğünü savunarak bu görüşü yıkmıştır. Ama o dönemde yani çıplak gözle insanların bu Bartolomeus şeyine göre, teorisine göre sadece 5 gezegen var. Evet. O 5 gezegenin ötesinde başka bir şey bilinmiyor. Bir de ay var. Gezegen, ay, yıldızlar. Yani yıldızlar. Gözle görebilecekleri onlar. Bu şekilde sıralamışlar ve dünyanın etrafında da güneşin döndüğünü iddia etmişler. Peki, baktığımızda bu durumda dünyanın güneş etrafında döndüğü konusunda fikirler netleşiyor. Dünyanın evrenin merkezi olmadığı ortaya çıkıyor. Tabii ki Kopernik'in burada ki bu teorisi herkes tarafından kabul görmesi önemli. Ama bir de evrenin artık teleskopla araştırılması dönemi başlıyor. Evet. Dolayısıyla Galileo döneminden itibaren böyle bir şey herhalde teleskopla birlikte o çıplak gözle izleyebildiğimiz ve görebildiğimizin dışında çok daha fazlasını görüp yeni bir takım gezegenler, pardon, yeni yıldızların keşfine geçiyoruz değil mi? Evet. Galileo burada bir teleskop kullanarak çığır açıyor. Galileo'nun teleskobunun resmi var. 4 numaralı resmi. Evet. Galileo bu aslında, yani teleskop deyince çok büyük bir şey gözümüzde canlanmasın. Evet. İlk teleskop olduğu için yani müzik enstrümanlarından klarnet kadar bir şey. Küçük dürbünden hallice bir şey. Fakat Galileo bunda bakarak insan gözünün gördüğünden çok daha ötesini görmeye başlıyor ve ufkumuzu açmış oluyor. 1610 yılında 1610. Galileo bu teleskopla bakıyor ve Jüpiter'in 4 tane uydusu olduğunu keşfediyor. Bunlar Galileo uyduları olarak halen bilinmektedir. Ve bakış açımızı çok genişletmiş oluyor. Galileo ile başlıyor modern astronomi diyebiliriz. Tabii onun ölümünün ardından gelişmeler hızla devam ediyor. Burada İngiltere'de bir Newton dönemi var. Newton'la birlikte onun hem dünyanın oluşumuna, hem dünyaya, hem evrene, hem içinde yaşadığımız gezegene ilişkin saptamaları önemli. Newton 22 yaşında yapıyor bir de bu saptamaları. Yani çok genç bir şekildeyken yapıyor. Gezegenlerin güneş etrafında dönüşünün yörüngelerini hesaplıyor Newton. Bu şekilde Newton kanunları 300 yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Yalnız Newton'un yaptığı hesaplarda Merkür hesabında bir hata olduğu anlaşılıyor. Gün beri yapması Merkür'ün. Bu hata sonucunda da şimdi Newton hata yapmış olacağı hiç ihtimal dahilinde görülmediği için amatör bir teleskop gözlemcisi Lescarbault diye Fransız bir teleskop gözlemcisi güneşe bakıyor ve Merkür'ü görmesine rağmen orada Merkür'ün olamayacağını anlıyor ve ona başka bir gezegen, yeni bir gezegen keşfettim diyor ve Vulcan gezegeni ismini veriyor. Bir leke fark ediyor değil mi orada? Efendim? Orada bir leke fark ediyor. Bir leke fark ediyor. Bu fark ettiği leke aslında Merkür. Fakat Newton'un hesabına göre orada olmaması gerekiyor. Demek ki o zaman diyor ben başka bir gezegen buldum deyip adına Vulcan gezegeni diyor. Vulcan gezegeni. Vulcan gezegeni. Bu televizyon filminde uzay yolunda evet. Mr. Spock uzun kulaklı olan evet, evet. Mr. Spock da Vulcan gezegeninden gelmedir. Yani oraya gönderme yapmışlardır. Aslında Vulcan diye bir gezegen yok. O Merkür'dür. Evet. Fakat Newton'un bu konuda yanıldığı daha sonra anlaşılıyor. Evet. Einstein'in açıklamalarıyla daha netleşiyor. Dolayısıyla daha sonra. Dolayısıyla Einstein'a geldik ve onun görecelik teorisine ister istemez bu her şeyi daha da ileri noktaya götürüyor. Newton fiziğinin üzerine Einstein açıklamalar yapıyor görecelik teorisiyle. Işık hızı üzerinde
bu açıklamaları yapıyor ve genel görelilik kuralını oluşturuyor. E eşittir mc kare olarak. Ve şu anki kullanılan modern fiziği oluşturuyor. Yalnız Einstein burada şöyle söylüyor. Benim yaptığım bu hesaplamalar da diyor, evet büyük gezegenler için geçerli. Ama diyor henüz atom altı parçacıkları tam net anlayamadım. Şu ana kadar, yani şu evet. anın bilgisi olarak benimkiler doğrudur. Fakat daha da doğrulanacak. Hem gezegenlerin dönüşü hem de atom altı parçacıklarının hareketlerini birlikte açıklayacak bir teori üzerinde hala çalışılmakta. Şimdi Einstein'ın 1921'de Nobel ödülünü aldığını düşünürsek, o genel görecelik kuramı ile evrenin genişlediğini de ispatlamış olduğunu görüyoruz. Ve artık evrenin sabit ve sonsuz olmadığını evet. anlıyoruz değil mi evet. efendim? Bu soru şuradan çıkıyor. Aslında 1800'lerde Hı-hı. ortaya çıkmış bir şey. Bir çocukça bir sorudur. Gece neden karanlıktır sorusunun cevabı bize evrenin genişlediğini ve sonsuz olmadığını anlatmıştır. Açıklamasında yardımcı olmuştur. Bunu şöyle buluyorlar. Geceliğin normalde karanlık olması gerekiyor. Fakat zifiri karanlık değil. Çok özür diliyorum, yanlış oldu. Gecenin karanlık olması evrenin genişlemesini anlatıyor bize. Çünkü yıldızların ışığı da uzaklaştığı için gece karanlık oluyor. Buradan çıkartıyorlar evrenin genişlediğini ve sonsuz olmadığını. Sonsuz olmadığını. Gece neden karanlıktır sorusunun cevabından çıkartıyorlar. Gece neden karanlıktır sorusunun yanıtından ortaya çıkan bu. Peki, belki de bazı kulaktan kulağa dolaşan yanlış bilgilere de atıfta bulunmuşsunuz ama biz onlardan, o örneklerden çok isterseniz biraz da elementlerin nasıl oluştuğu konusuna gelelim. Çünkü dünyanın oluşumundan bahsedeceksek, dünyanın ve diğer gezegenlerle birlikte güneşin etrafında dönüşünden bahsedeceksek, dünyada bir yaşamdan bahsedeceksek, elementlerin oluşumu konusu da çok önemli. Nasıl oluşmuş elementler efendim? Elementler öncelikle büyük patlamayla şekilleniyor, oluşuyor. İlk hidrojen atomu. Bir numaralı görselimizde evet. o görmek mümkün. Büyük patlama 13.7 milyar yıl önce günümüzden büyük patlama gerçekleşiyor. Bu süreçte ilk olarak hidrojen atomu oluşuyor. Bir proton ve bir nükleosa sahip olan. Bu hidrojen atomunun %90 oranında hidrojen atomu oluşuyor. %10 civarında da helyum atomu oluşuyor. Evrende başka atom yok bu dönemde. Galaksilerin ve daha sonra yıldızların meydana gelmesiyle birlikte hidrojen topları haline geliyor yıldızlar ve hidrojeni yakıt olarak kullanıp, füzyon yöntemiyle yakıt olarak kullanıp yakmaya başlıyor. Bizim güneşimiz büyüklüğündeki güneş, yıldızlar oksijen atomuna kadar üretebilirler. Bu şu şekilde oluyor. Hidrojen atomunu kaynaştırıyor, bir protonlu hidrojen atomunu kaynaştırıp iki protonlu helyum atomuna çeviriyor. Helyumu birleştirip üç helyum bir araya geliyor. Karbon atomunu oluşturuyor. 4 helyum bir araya geliyor, oksijen atomunu. Buraya kadar ısı ve basınç altında bunu gerçekleştirebiliyor. Daha büyük yıldızlarda ise demir elementine kadar, atom numarası 26 olan demir elementine kadar sentezlenmesi, kaynaşması mümkün. Demir oluştuğu zaman süpernova patlamasına yol açıyor, yıldızı patlatıyor. Bu yıldız patladıktan sonra, yani atom numarası 26 olan elemente kadar bu şekilde oluşuyor süpernova patlamalarında. Ama süpernova için demir gerekiyor. Süpernovayı oluşturan demir. Ama mesela 79 olan altın gibi elementlerin oluşumu çok daha farklı. Yine yıldızlarda sentezleniyor, yine yıldızlarda oluşuyor. Altının evrende oluşabilmesi için iki tane nötron yıldızının birbiriyle çarpışması gerekiyor. Nötron yıldızı dediğimiz şey bu devasa patlamayla yok olan yıldızların küçük kalıntıları. Bunların kütleleri çok sıkışmış halde, çok yoğun kütleli ve küçük yıldızlar, nötron yıldızları. Bir nötron yıldızının üzerine çıkıp bir elimizle kaşıkla bir nötron yıldızından, toprağından bir kaşık alsak, dünyada bu Everest'in kütlesine eşit.
o kadar yoğun, sıkışmış halde. Altın işte bu iki nötron yıldızının, çok yoğun yıldızının birbiriyle çarpışmasıyla oluşan yoğun sıcaklık ve basınç ile ancak meydana gelip 79 olan atom numarası, 79 olan atom, altın elementi ancak oluşabiliyor. Bu yüzden evrende çok nadir, dünyada da çok nadir ve kıymetli bir elementtir. Ama altın, bir meslek dalı çıktı, bir çeşit bilime de dönüşmeye başlamıştı. Simyacılar. Simyacılar altın yapmaya çalıştılar. Simyacılar yıllarca bununla uğraştılar. Yani, peki harcı borcunu kurtarır türden, yani ona başardılar mı? Başardılarsa bu gerçekten verimli oldu mu? Başaramadılar ama simyacılar kimyanın temelini atmış oldular. Yani şu anda altın simya yapalım derken, altın yapalım derken kimya biliminin temelini atmış oldular. Ama ben altın yapmanın formülünü verebilirim isterseniz, yani simyacıları. Everest dağı büyüklüğünde iki tane dağ alıyoruz. Evet. Bunu çay kaşığına kadar küçültmemiz gerekiyor. Artık nasıl yapacaklar onu bilemiyorum. Ve bunu iki dağı birbiriyle çok hızlı bir şekilde tıpkı nötron yıldızlarının çarpışması gibi çarpıştırıp altın elde etmeleri gerekiyor. Yani elde edecekleri miktar da bu kadar. Biraz platin ve gümüş de oluşabilir o şeyde. Ama onu nasıl küçültürler, nasıl yaparlar bilemem. Çok yoğun kütle olması gerekiyor yani. Yani yeryüzünde altının çok az bulunan bir değerli madde olmasının nedeni o nötron yıldızından patlayıp evrene saçılıp dünyaya kısmetimize ne kadar düştüyse. Peki o kısmetimize ne kadar düştü diyoruz. Dünyaya geldi, atmosferden geçti, bizim dünyadaki topraklara, yer altına, suya karıştı. Ve her yerde harıl harıl altın aranıyor. Demek ki ve bulunuyor, çıkartılıyor. Geçmişte de çok çıkartıldı. Ülkelerin altın rezervleri var tonlarca vesaire. Çok 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 büyük patlamalar olmuş ki geçmişte. Tabii ki. Bütün bunlar ortaya çıkmış tabii, değil mi? Tabii ki. Geçmişte bu patlamalar olmuş. Dünyamızın oluşum safhasında dünyanın harcına katılmış. Dünyanın kimyasına da katılmış bu altın. Şimdi artık arayıp bulmaya çalışıyoruz bu şekilde. Murat Bey, bir daha onu bir tekrarlayabilir miyiz? Çünkü insanlar bu konuya çok meraklılar. Altının nasıl oluştuğu ve parmağınızdaki yüzük kadar, alyans kadar bir altını elde etmek için ne yapılması gerekiyor dünyada? Nötron yıldızlarını taklit etmemiz gerekiyor. Çarpışan iki nötron yıldızını taklit etmemiz gerekiyor. Evet. Kütlesi çok yoğun. Yani Everest büyüklüğündeki iki tane dağı alıp bir kaşığın üzerine sığacak kadar küçültmemiz gerekiyor. Bu kadar yoğun kütleyi. Ve bu birbiriyle çarpışması gerekiyor. Isı ve basıncın çok yüksek olması gerekiyor. Şiddetli bir çarpışma. Yani iki yıldızın birbirine çarpışması gibi. Çok şiddetli bir çarpışmayla ancak atom numarası 79 olan altın elementi ancak oluşabiliyor. Ben bunu bir yüzüğümü yaptırmaya gittiğim zaman kuyumcuya anlatmıştım yaparken. Bize bana aynen şöyle söylemişti. Biz o zaman bu altını çok ucuza satıyoruz demişti. Çünkü hakikaten çok nadir, çok özel bir elementtir altın. Toparlayacak olursak elementlerin oluşumunu büyük patlamayla hidrojen atomu ve az sayıda helyum atomu, diğer elementlerde yıldızların patlamasıyla şekillenerek evrene dağılıyor. Ve şu anda bizim vücudumuzu, burayı, her şeyi oluşturan atomlar aslında yıldızlardan kalan minik parçalar. Yıldız tozlarıyız aslında biz. Atom gözüyle baktığımız zaman soluduğumuz hava dahil ölen, yok olmuş eski yıldızların birer kalıntısı bu atomlar. Peki elementlerin nasıl oluştuğunu anlattık ama neye yaradı bu elementler? Neyi oluşturdu? Neyin temeliydi? Evrenin %4'ünü oluşturuyor. Bütün madde olarak bildiğimiz her şey. Bizim içinde bulunduğumuz evrenin. Bizim içerisinde bulunduğumuz evrenin %4'ü bu maddedir. Atomlardan oluşur. %25'i karanlık maddedir. %21'i karanlık maddedir. Geri kalan %75'i ise karanlık enerjidir. Bu konuları, karanlık enerjiyi henüz tam bilemiyoruz. %21'i CERN'de yapılan deneylerde ortaya çıkacaktır yakın zamanda. Ve evrenin %25'ini anlamış olacağız. Madde olarak bildiğimiz bütün atomlar evrenin %4'ünü oluşturuyor. Şu anki evrenin. Ve bizim damarlarımızdaki, kanımızdaki oksijen taşıyan demir atomu bir zamanlar bir yıldızı patlatmış olan elementtir.
Bir zamanlar bir yıldızı patlatmış olan element. Evet, bu parmağımızdaki altın yüzük iki yıldızın birbiriyle çarpışmasıyla oluşmuştur. Çok enteresan bir oluşum süreci, yani elementlerin oluşumu. Hepsi yıldızlarda sentezlenip oluşmuştur. Yani nereden devam etsem bilemiyorum ama bir de yeri gelmişken evren diyoruz da bir tek evren mi var? Bir tane evren olması biraz zor. Şöyle söyleyelim. Aristo bunu şöyle söylemiştir. Contra naturam possites perpedium. Doğal olmayan hiçbir şey sürekliliğini koruyamaz. Bu bağlamda büyük patlama tek bir bizim evrenimizi oluşturan büyük patlama tek bir patlama olmasına imkan yok. Ya başka patlamalar olacak, genişleyecek, küçülecek, sonra tekrar patlayacak. Yani bir sürekliliğinin olması gerekiyor ya da başka evrenler olması gerekiyor. Burada mantıklı olan başka evrenlerin, sabun köpüğü gibi başka evrenlerin olması daha mantıklı bir açıklama olarak görünüyor. Hep oluşumlardan bahsediyoruz da, evet evren, evrenler dedik. Mantıklı olarak doğrusu evrenler akla daha çok yatıyor. Bu durumda galaksi ve galaksiler, yani bizim Samanyolu galaksisi içerisindeyiz. Evet. Milyonlarca galaksi var diyebilir miyiz? Evet, 60 milyon galaksi var. 60 milyon galaksi var. Evet. Peki, belki çok fazla şey değil ama bizim Samanyolu galaksisinde bir ucundan bir ucuna şey nedir biliyor 100 musunuz? 100 bin ışık yılıdır. 100 bin ışık yılı. 100 bin ışık yılı büyüklüğündedir. Bizim bulunduğumuz konum, her galaksinin ortasında bir kara delik vardır. O kara deliğe uzaklığımız, ortadaki kara deliğe uzaklığımız 26 bin ışık yılıdır. Güneş bu 26 bin ışık yılı uzaklıktan kara deliğin etrafında bu şekilde döner. Ve diğer bütün güneş sisteminde birlikte çekerek hep birlikte dönüyoruz. Bir turunu 250 milyon yılda bir yapıyor ortalama. Peki başka gezegenlerde mutlaka başka güneşler de var. Bu galaksilerde güneşler de var. O kara deliklerin güneşleri ve etrafında dönenleri içine çektiği olmuş mu? Yakındakileri çekiyor. Yakındakileri çeker. Uzaktakiler de bizim güneşimiz gibi etrafında, yörüngesinde dönmeye devam ediyor. Fazla yakınlaşmamakta. Tabii ki eğer yakın olursa yaşam son bulur. Son bulur peki. Ama 26 bin ışık yılı uzaktayız. Yani bayağı uzaktayız. Şeye de, Kara deliğe. Şimdi, Samanyolu galaksisinin ortasında bulunan kara deliğe 26 bin ışık yılı uzaktayız. Ha tamam. Kara delik bizim galaksimizin tam ortasında. Ortada. Her galakside bir kara delik var zaten. Yani tamam. O galaksiyi var eden şeylerden bir tanesi kara delik. Ama biz galaksinin bir ucundan bir ucuna giderken 100 bin, 100 milyon... Toplam galaksimiz Samanyolu galaksisi 100 bin. Ortadaki kara, 100 bin ışık yılı. Ortası 50 bin. 50 bin. Biz 26 bin. Yani tam ortadayız. Tam ortadayız. Yani, peki... Yani... Diskin tam ortasındayız. Bu şekilde dönüyoruz. Biz bir ucundan olarak. Bir ucuna biliyoruz ki bugün işte sadece dünyada hayat var. Evet. Bilinen, yapılan araştırmalar o yönde. Başka bir takım gezegenlerde de hayatın olabilmesini sağlayacak bazı unsurlar. Ya donmuş halde su, buharlaşmış su vesaire gibi o tür unsurlar tespit edilmiş, ortaya çıkmış ama... Başka galaksilerde bilmediğimiz, gidemediğimiz, oralarda hayat var mıdır, yok mudur, bizden ileri midir, geridir bunları da bilmiyoruz. Çünkü yaşama uygun olması gerekiyor. İnsan yaşamına, canlı yaşamına uygun olması gerekiyor. Bir tek dünyada bu var, biz bunu biliyoruz. Fakat bugün geldiğimiz noktada sahip olduğumuz son teknolojiye, tüm ilerlemelere rağmen 100 bin ışık yılını galaksinin bir ucundan bir ucuna gitmemiz mümkün değil. İmkanı yok. Yok. İmkanı yok. Çünkü bir ışık yılı... Şöyle söyleyeyim. Işık yılını... Önce bir ışık saniyesini söyleyeyim. Işık saniyesini evet. Dünya ile Ay arasındaki mesafemiz 380 bin kilometredir. Işık bir saniyede 300 bin kilometre alıyor. Yol alıyor. Bir saniyede 300 bin kilometre yol alıyor. Bir saniyede 300 bin kilometre yaklaşık alıyor. Olarak. Gözümüzü açıp kapayana kadar 300 bin kilometre gidiyor. Ay 380 bin kilometrede. Yani gözümüzü açıp kapayana kadar bir sürede Ay'a gitmemiz mümkün. Bir ışık saniyesinde. Bu Ay'a bir saniyede gideceğimiz hızla, dünyadan Ay'a bir saniyede gideceğimiz hızla bir yıl boyunca seyahat etmek demek bir ışık yılına denk geliyor.
100 bin ışık yılı ise yani gerçekten Samanyolumuzu oluşturan gerçekten korkunç bir uzaklık. Şöyle bir o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Yani insan yapısı yaptığımız uzay araçlarıyla bizim en yakın yıldız olan Proxima Centauri'ye 4 ışık yılı uzaklıktadır oraya. Ne kadar zamanda varırız? Işık hızıyla gidersek 4 yılda varırız. Fakat mesela en iyi insansız hava araçlarından 60 bin kilometreyle giden, saatte 60 bin kilometre hızla uzayda yol alan araçlar var. Evet. Bu araçla Proxima Centauri'ye yani 4 ışık yılı uzaklıktaki yıldıza gitmeye kalkarsak 260 bin yıl sürer. 260 bin yıl ki en yakın yıldız, 4 ışık yılı. Samanyolu galaksisi 100 bin ışık yılı uzaklıkta. Yani gerçekten ulaşamayacağımız çok çok büyük mesafeler şu anki teknolojimizle. Bu durumda güneşten gelen ışığın da dünyaya ulaşması yaklaşık 8 dakika sürer demişsiniz. Evet. Biraz fazla 8 dakikadan. Biraz fazla demişsiniz. Aslında güneş saniyede yaklaşık 250 kilometrelik bir hız ile Samanyolu galaksimizin etrafında dönmektedir. Evet. Şimdi güneşin saniyede 250 kilometre hızla galaksinin etrafında dönmesi bu hız ile 2 saniyede İstanbul'dan Ankara'ya ulaşmak mümkündür diyoruz. Ya şimdi bu hesapları yaptığımızda insanın aklı ister istemez almıyor, karışıyor. Evet. Dolayısıyla tamam gidilebilir de nasıl gideceğiz sorusu var. Evet. Bunu hangi araçla başaracağız sorusu var. Biraz hayalinde ötesinde kalıyor. Teknolojimiz daha çok yani 60 bin kilometreyle gidiyor saatte. Evet. En uzay aracı. Bu da en yakın yıldıza 240 bin yıl gerektiriyor. Bugün çıksa 240 bin yıl sonra en yakın yıldıza varabilecek. En yakın yıldız dediğiniz? Proxima Centauri. 4.2 ışık yılı uzaklıkta. Yani bizim galaksimize olan uzak. Ya dünyamıza yok. Güneş sistemimizde gökyüzüne baktığımız zaman binlerce yıldız görüyoruz. Evet. Bize en yakın olanı Proxima Centauri. En yakın olanına varmamız şu anki mevcut yapılmış araçlarla, insansız araçla 260 bin yıl kadar. Çok özür dilerim, burada biraz kafam karıştı. Mars da sonuçta bir yıldız değil mi? Yok, Mars gezegen. Güneş sistemindeki gezegenlerden bir tanesi. O sistemin yani gezegenler sisteminin dışındakileri mi yıldız diyeceğiz? Bizim güneşimiz de bir yıldız. Evet. Diğer gördüğümüz, gökyüzünde gördüğümüz yıldızlar bize en yakın olanı parlayan. Şöyle söyleyeyim o zaman, gezegenle yıldız arasındaki farkı ben size şey yani yapayım. Onlar, şimdi gökyüzüne baktığınız zaman... Bizim galaksimiz içinde mi? Bizim galaksimizin içerisinde, tabii ki. Galaksimizin içerisinde. Samanyolu galaksisinin içerisindeki en yakın yıldız. Ama güneşin etrafında dönen sistemin dışında olanlar. Yok, onlar da dönüyor galaksinin etrafında. Hep birlikte dönüyorlar. Saniyede 230 kilometre hızla dönüyor. Hepsi kara deliğin etrafında Samanyolu dönüyor. Bu şekilde. En yakın zaten yıldız. Uzayda sabit hiçbir cisim yok. Her cisim hareket halindedir. Şeyden bahsetmiştik de, güneşin oluşumundan bahsetmiştik. Güneşin oluşumunda yani en çok olan helyum gazı mıdır? Hidrojen. Hidrojen midir? Bu patlama, hani güneşin oluşumu dediğimiz andan itibaren o patlama, tamam o patlamadan sonra gaz... Helyum çok çok önemli bir gaz değil mi? Birazdan göreceğiz, birçok şeyin oluşumu için şart olması gerekiyor. Ve o sıcaklıkta bundan mı ortaya çıkıyor? Bu gazların birleşiminden mi ortaya çıkmış? Büyük patlamanın sıcaklığıyla hidrojen gazı oluşuyor evrende %90 oranında. Ha, güneşin sıcaklığı için diyorum. Güneşin sıcaklığı, güneş zaten bu hidrojen atomu büyük patlamada oluştu, evrene dağıldı. Anladım. Bu eşit dağılmadığı için, bazı yerlerde yoğunluk olduğu için kütle çekimiyle bir araya gelip yıldızları oluşturdu. Yıldızlar bu hidrojeni toplayıp yanmaya başladı. Füzyon yöntemiyle, yani kaynaştırma yöntemiyle kaynaştırarak yanmaya başladı. Ve helyum ve daha üst seviyedeki daha ağır elementleri oluşturmaya başladı. Bu şekilde oluşum gerçekleşti. Peki ben orada bir şeyi kaçırdım da ona tekrar dönmek istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz açısından da önemli. Yüzde kaçı nedir, sıcaklığı nedir, güneşin sıcaklığı nedir? Bize en yakın gezegene olan etkisi nedir, sıcaklık nedir? Bunlarla ilgili bir bölüm vardı. Neyse, onları bulduğumda tekrar geri gelirim diye düşünüyorum.
Şeyle ilgili konuştuk. Ben isterseniz Mars gezegeninin isminin nereden geldiğini söyleyeyim. Oradan açıklama, gezegenlere isim koymuşuz çünkü onlardan biraz peki, bahsetmek Peki o daha isterim. önceydi. İlk 5 gezegenle başlamıştık ama. 5'ini de değil, sadece Mars gezegeninden. Peki. Çünkü bizi şöyle söyleyeyim. Mars gezegeni demir oksit içerdiği için kızıl renkte. Hı. Roma mitolojisine göre de bu kızıl renge bakıp görüyorlar ve diyorlar ki bu ateşi, savaşı çağrıştırıyor. Savaş tanrısının adını koyalım, Mars ismini koyuyorlar. Bizim atalarımız da ama o dönemde 2000 yıl önce gökyüzüne bakmışlar ve Mars'a isim koymuşlar. Mars'ın renginden dolayı kızıl dız demişler. Kızıl? Kızıl kız, kızıl dız diye de geçiyoruz Eke göre değişik kaynaklarda. Bu dız eki ateş yanarken çıkardığı sesten geliyor. O cızır, cızırdama yapar. Ve atalarımız Mars'a isim koymuşlar. Yani 2000 yıl önce onlar. Tabii 2000 yıl önce bizim atalarımız da Mars'a isim vermişler Kızıldız diye. Ve biz bu dız ikini hala kullanmaktayız. Gün boyunca ışık veren anlamına gelen gün düz diyoruz. Yıl boyunca ışık veren anlamında, ışık anlamında yıldız kelimelerini kullanıyoruz. Yani bizim atalarımız da gökyüzüne bakmış ve isimler koymuşlar. Yani gökyüzüyle ilgilenmişler. Bu konu üzerinde vakit harcamışlar. Tabii bir dönem gezegenler keşfedilmeye başladığında hep isimler konulurken mitolojideki, antik Yunan mitolojisindeki bütün şeyler isimler konulmuştu. Jüpiter'iydi, Uranüs'üydü, Venüs'üydü vesaire. Evet. Bu isimler herhalde bittikten sonra, tarih isimleri bittikten sonra numaralandırılmaya geçilmiş ya da başka isimlere geçilmiş değil mi? Gezegen isimleri genelde Yunan ve Roma mitolojisinin tanrılarına ait. Şu anda astronominin kabul ettiği şeyler olarak. Fakat yıldızlar çok fazla. Yani Samanyolu galaksisinde 200 milyon yıldız var. 200 milyon. Evet, her birine isim koymaya imkan yok. Mitolojide o kadar tanrı yok ve zaten. Ve hepsini de keşfetmeye imkan yok. Yani keşfedildikçe... Tabii şu anda biz mesela baktığımız gezegen olarak, gezegeni olan yıldızlara baktığımız 4000 ışık yılı etrafına bakabiliyoruz. Gezegeni var mı yok mu diye. Ancak yani yıldızın gezegeni olup olmadığına baktığımız yıldızlar... Bu Hubble teleskobuyla başarabildiğimiz bu mu? Gezegen olarak, başka yıldızların gezegeni olarak bu. Ama daha gerilere de bakabiliyor Hubble. Çünkü uzayda olduğu için dünyadaki atmosfer koşullarından etkilenmiyor. Dünyadaki teleskoplar buluttan göremeyebilir. Ama o uzayda olduğu için daha uzaklara bakabiliyor. Yaklaşık 30 yıldır çok çok önemli bulgulara ulaşıldı Hubble sayesinde. Peki... Güneş'in bir ömrü var. Güneş'in ömrü demek bizim de, yani dünyanın da ömrü demek. Evet. Diğer gezegenlerin, hadi diğer gezegenlere hep nedense boş veriyoruz, orada yaşam yok diye. Bir arkadaşım demişti ki ya o gezegenlerde inanılmaz değerli madenler vardır. Örneğin altın bizde yok ama onlarda çok vardır. Nereden çıkardın bunu dedim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri uzay kuvvetleri diye bir şey kurdu. Sonra da Amerika Birleşik Devletleri bir uzay maden yasası çıkarttı. Uzay maden yasasına bağlı olarak da nerelerde, hangi gezegenlerde aydan başlayarak eğer madencilik faaliyeti yürütülecekse oradan izin alınması gerektiğini söyledi. Buna Rusya karşı çıktı. Dedi ki ve bazı ülkeler de karşı çıktılar. Sen öyle kafana göre şeyi, evreni, başka gezegenleri parselleyemezsin. Evet. Tabii bir dönemde bazı uyanıklar çıkıp ayda arsa satmıştı, onu da biliyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işi bu kadar ciddiye alıp madencilik, uzay madencilik yasasını Amerikan Kongresi'nden geçirmesi, ona bir takım şartlar getirmesi, bütün bunların hepsi belli ki bazı şeylerin orada izini sürdüler, buldular. O ayrı bir şey, önümüzdeki dönemde çıkacak. Asteroid yani... madenciliği de var. Yani asteroide araç indirip oradan maden alma üzerine de çalışılıyor. Ne gibi madenler vardı sizce? Asteroidler genelde demir içerikli olabiliyor. Çeşitleri var bayağı. Ama altın da olabilir. Yani bir gezegenden kopup geldiyse, bir çarpışma şeyinde fırlayıp geldiyse değerli madenler de olabilir. Ama demir içeren, daha çok demir yoğunluğunda oluyor asteroidler. Peki
Güneş'in ömrü dedik. Güneş'in ömrü tükendiğinde, söndüğünde, ömrün tükenmesi demek, sönmesi mi demek, patlayıp yok olması mı demek? O ya bir şekilde bitecek, bitmesi demek. Bittiği andan itibaren dünya içinde, her şey içinde, yaşam içinde bir bitiş söz konusu. Güneş'in daha ne kadar ömrü var sorusuna yanıt bulundu mu? Bulundu. Birkaç şey var. 6 numaralı görselde, yani Güneş bir yıldızın ömrü ne altı kadardır? 6 numaralı görselde, evet. Bizim Güneş'imizin şu anda ömrü, iki iddia var. Birisi 5 milyar yıl sonra, bir öbür iddia ise 1.1 milyar yıl sonra Güneş'imizin hidrojeni, yakıt olarak kullandığı hidrojeni tüketeceği, sonra helyumu yakacağı ve bu esnada biraz daha genişleyip Merkür ve Venüs'ü yutacak ve Dünya'yı yutacak kadar büyüyeceği ve daha sonra da tekrar küçülüp beyaz cüce olacağı söyleniyor. Yani en kötü ihtimalle 1.1 milyar yılımız var. 1.1 milyar yıl. 1 milyar yıl diyelim, yuvarlak hesap. Bir kuşağı 20 yıl hesaplarsak acaba ne kadardır deyip burada bazılarının canlı yayında matematik hesabı yapıp komik duruma düştüğü gibi biz de komik duruma ben en azından düşmek istemem ama kaç var. Kuşak daha var dediğimizde bizi rahatlatan bize denk gelmeyecek nasıl olsa torunlarımıza, torunlarına, torunlarına da denk gelmeyebilecek diyebileceğimiz bir durumla karşıyayız ama bir sonu var sonuçta. Evet, sonuçta bir sonu var. Belli bir hidrojeni var ve o tükendiği zaman maalesef genişleyecek ve tekrar yani küçülecek, beyaz cüceye dönüşecek ve dünyadaki yaşamı tamamen sonlandıracak. O zamana kadar yeni bir gezegen bulup başka bir yerlere göç etmek zorunda kalabiliriz. Dolayısıyla biz bunu şimdiden konuşuyorsak bizi izleyenler ya da bunu düşünenler teknoloji geliştikçe, yeni keşifler yapıldıkça herhalde o sürede yaklaştıkça buna hazırlıklı olalım ve bundan önce biz gidip bir yerlere yerleşelim, buraları bulalım hesabını mutlaka yapmışlardır ya da yapacaklardır. Ümit edelim. Herkes bunu düşünmeye başladı sanıyorum. İşte Mars'ta bir koloni 2030'lu yıllarda Mars'ta bir insan kolonisi kurma bunun ilk provası olabilir. Yani bir hayatımızı kurtaracak yeni bir Nuh'un gemisi arayışında olabiliriz bu açıdan baktığımızda. Başka bir gezegen, yaşam için başka bir gezegen. Ama dünya bize o kadar güzel imkanlar, o kadar güzel şartlar sağlamış ki yaşam için. Dünya benzerini, yani dünyanın benzerinin %1'i olsa yine iyidir. Yani öyle söyleyeyim. Peki ay nasıl oluştu? Çünkü ay nasıl oluştu derken buradan ayın bizim davranışlarımıza etkisi konusuna geleceğiz. Tabii. Bazı insanlar hep şunu söylerler, dolunayda çok gergin oluruz ya da dolunayda vampir hikayeleri anlatılır. Evet. İnsanların giderek daha hırçınlaştığı, agresif olduğu vesaire söylenir. Olumsuzluklardan bahsedilir. Ay nasıl oluştu ve ayın bizim davranışlarımıza etkisi nedir? Ayın oluşumu ile ilgili 7 numaralı görseli rica edebilirsek. Güneş sistemi ilk oluştuğu zaman şu anki 8 gezegenden çok daha fazlası var. 20 ila 100 gezegen olduğu tahmin ediliyor. Bu gezegenlerin bazısı birbiriyle çarpıştı. Bazısı diğerinin uydusu oldu. Jüpiter'in uydusu olduğu gibi. Bazısı da parçalanıp Kuiper kuşağı gibi daha gerideki asteroid kuşaklarını oluşturdu. Bizim dünyamızı Mars büyüklüğünde Taiya isminde bir gezegen çarptı. Bu çarpışma sonucunda geri seken parçalar, dünya yerçekiminden geri seken parçalar ayı oluşturdu. Ay bu şekilde oluşturdu. 4,5 milyar yıl kadar önce oldu bu olay. Ve ay bu sayede bir dünya üzerindeki yaşam için çok büyük fırsat sunmuş oldu. Çünkü dünyanın ayı olması demek güneşten gelen zararlı radyasyonların, yani biyolojik varlıklar için zararlı olacak yüksek seviyedeki radyasyonun yüksek seviyedeki radyasyon için bir koruma kalkanı, manyetik alan oluşturdu ayın bu dönüşü dünyanın etrafında. Ya dünyaya meteorların gelip çarpmasını meteorların gelip çarpmasını da daha önemlisi güneş ışınlarının
zararlı olan, güneş, biyolojik varlıklar için zararlı evet. olan güneş ışınlarını süzdü. Van Allen kuşaklarını oluşturdu. Ayrıca kozmik radyasyon, yani uzaydan gelen yine canlılar için yok edici etkiye sahip radyasyonu da yine bu ayın oluşturduğu manyetik alan sayesinde dünyamızı tıpkı bir koruma kalkanı gibi korumaktadır ay. Eğer ay olmasaydı, bu koruma kuşakları olmasaydı Van Allen gibi dünyamız üzerinde yaşam sadece suyun altında mümkün olurdu. Sadece suyun altında. Suyun altında, bayağı suyun derinde. Çünkü su radyasyonu biraz tutacağı için orada ancak yaşam. Biyomerler gelişebilirdi. Bu kuşaklar koruma sağladı ve ilk canlıların ortaya çıkmasını bu şekilde sağlamış oldu. Yani ayın dönüşü dünyanın merkezindeki demirle, manyetik alanla etkileşime girerek bir manyetik alan yarattı ve koruma kalkanı gibi koruma hala kalkanı. Korumaktadır. Bu aurora denir, güneş kutupta kutup ışıkları denen. Onlar yansıyan şeylerdir. Bu zararlı radyasyonun yansıyan uzantılarıdır. Peki ayın insan davranışları üzerinde önemli etkileri vardır diyor. Nedir bunlar? Ne tür davranışları örnek verebilirsiniz? Ay nasıl etkiliyor bizi? 9 numaralı görselimize evet. bakabiliriz burada. Şimdi kuzey ülkelerinde, soğuk olan ülkelerde, kuzey ülkelerinde ay ışığı ve dolunay, yani gece ayazı zaten soğuk da üşüdükleri için çok hoş şeyler üretmemişler. Kurt adam çıkacak, bir yerimizi ısıracak gibi hikayeler ortaya koymuşlar. 10 numaralı görsele bakacak olursak, bizim özellikle yaz mevsiminde gündüz 40 derece sıcak vardır. Akşam ay çıktığı zaman bir rahatlatıcı, bir serinletici ortam oluşturur. Bizim daha romantik bir ortam oluşturur. Bizim bütün aşk şarkılarımızda mehtap vardır. Yani deniz ve mehtap sordular seni neredesin? Mehtaplı gecelerde evet. hep seni andım. Saysak 60 tane böyle şarkı çıkar. Yani ayın bu insan davranışlarına etkisi, biraz mitolojisine ve kültürüne etkisi, dünyanın neresinden baktığımızla biraz alakalı bir şey. Yani biraz soğuktan baktığımız zaman, soğuk ülkelerden baktığımız zaman kurt adam figürü oluşturabiliyor. Dolunay çıktı, kurt adam gelecek ve bizi ısıracak gibi. Fakat bizim kültürümüze baktığımız zaman, bizim coğrafyamıza baktığımız zaman bu daha çok romantik olarak bizde çağrışım yapıyor. Mesela diyorsunuz ki memeli türleri üzerinde dolunay ışığının diğer gecelere göre daha yoğun olmasından dolayı biraz daha fazla bir aktivite göstermesine neden olabilir. Evet. Dolunay zamanında suç işleme oranında diğer günlere nazaran belirgin artış olduğu bazı kaynaklarda yer alır. Evet, bu çok doğru. Aynı zamanda mesela hayvanlarda da aynı şekilde oluyor. Yani yırtıcı etobur hayvanların otoburları avlama oranı daha yükseliyor dolunay ışığı olduğu zaman. Biraz daha agresif hale gelmiş olabiliyorlar. Yani kurt adam hikayesinin de ufak bir etkisi vardır herhalde, bilmiyorum. Yani oradan da almış olabilirler bunu. Tabii ayda ilgili şöyle bir cümle de kullanmışsınız. Ayın insanlar üzerindeki etkisi tamamen kültürel ve coğrafi şartların oluşturduğu bir etkidir. Astrolojik etki ise beyin kütlesiyle orantılıdır. Ayın astrolojik, yani ayın çekim etkisinin insan bedenine olan etkisi 10 santim yukarıda duran bir mercimek tanesi kadardır. Yani bir etkisi yoktur ayın evet. insan kütlesine. Fakat ayın çekim etkisi gelgitleri oluşturduğu gibi demin de bahsettiğim manyetik alanı oluşturduğu için çok önemlidir. Evet. Şimdi aslında programın sonuna doğru geliyoruz. Birçok konuyu konuşamadık ama ben içinden enteresan olanlarını bulmaya çalışacağım. Mesela beslenmeden bahsetmişsiniz. Burada amino asitler, beslenme ve kanser demişsiniz. Amino asitler, beslenme ve kanser nasıl bir ilişkisi var? Şöyle söyleyeyim, yani önce amino asitler nedir? Bizim neye ihtiyacımız var?
amino asitler dediğimiz şey evren doğada bütün canlı proteinleri 20 amino asitten meydana geliyor. Evet. 20 amino asitin kombinasyonu bütün canlı bitkisel protein, hayvansal protein, bütün proteinleri oluşturan amino asitler bir zincir oluşturur. Bu zincirler bir araya gelip proteinleri oluşturur. 20 tane. 20 tane temel amino asit var bütün canlıların evet. temelinde. Bizde bu burada var. Bizde de var bu. İnsan bedeni olarak bu amino asitlerin 12 tanesini kendi vücudumuzda üretebiliyoruz. Hamilelik döneminde 2 amino asitin dışarıdan daha alınması gerekebilir ama yani normal dönemde 12 amino asitin üretiyoruz. Bizim beslenme dediğimiz şey dışarıdan aldığımız bu 8 amino asittir. Yediğimiz her şey amino asite kadar parçalanır ve bu şekilde vücuda katılarak işlev görür. Burada en önemlisi hangisi bunların? Hepsi önemli. Bir tanesi olmazsa hiçbiri çalışmaz. Yani bunlar olmadığı zaman insan vücudunda nasıl bir etki yapıyor, ne ortaya çıkıyor? Mesela lizin amino asidi eksikse kolajen bağlarda zayıflama olur. Hı hı. Uçuk çıkması hı hı. gibi şeyler olabilir. Lizin de ette olan bir amino asittir. Yani et hayvansal kökenli yiyeceklerden elde edilir. Bitkisel kökenli yiyeceklerde çok az vardır. Vücudumuza yetmeyecek miktardadır. Lizin amino asidi. Bu yüzden hani hayvansal gıda ile birlikte bunu takviye edilmesi gerekir. Amino asitler vücutta sadece 8 saat kalır bu arada. Yani depolanması aldım, yoktur. Aldım bitti yok. Aldım 3 ay sonra kullanayım yok. Bu yüzden günde 3 öğün yemek yeriz. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği 8 saatten fazla depolanmadığı için günde 3 öğün yemek yememizin sebebi de budur. Mesela bu araştırma yapıldı en son bu dışarıdan almamız gereken 8 amino asitin 4 tanesinin pilavda 4 tanesinde kuru fasulyede olduğu söylendi. Bizim Anadolu insanımız yıllardır yani yüzyıllardır pilav üstü kuru fasulye yer ve çok da sağlıklı bir ürün olduğu anlaşılmış oldu. Yani et yerine bunu aldığınız zaman... Biraz et suyu koyarsanız çok daha güzel olur. Yani lizini de biraz katmak gerekir ama yani pilav üstü kuru et suyuna... enfes bir yemektir. O 8 amino asitin hepsini almış olursunuz. Hepsini almış oluyorsunuz ve bunları vücudumuzda sadece 8 saat tutabildiğimiz için günde 3 öğün yemeğin öğünün evet. Anlamı da ortaya çıkıyor. Eğer bu amino asitleri depoluyor olsaydık yani vücudumuza balık yemeye başladığımız zaman sürekli balık yediğimizde yüzümüz de balığa benzemeye başlardı. DNA'mız ona doğru giderdi. Doğa bu mekanizmayı önlemek için amino asitleri depolamıyor. Anladım. 8 saat, o yüzden 8 saat kalıyor. Ama bir tanesi eksik olsun, bütün sistem çöker. Ne protein sentezi olur, ne enzimler. Yani o yüzden azar azar hepsinden yemek gerekiyor. En garantilisi de et suyuna pilav üstü kurulur. Yani sadece pirinç pilavı evet. olmayabilir. Mesela şey de olabilir, bulgur pilavı da olabilir, nohut da olabilir. Bu tarz gıdalar bizim Anadolu insanımızın yüzyıllar önce keşfedip sofralarımızda yediğimiz gıdalardır. Çok şimdi, da sağlıklıdır. Kanserle bağlantısı evet, şimdi onu özellikle yani şimdi kanserojen maddelerin ne olduğu zaten artık evet. biliniyor. Ben bu noktada çok bilinmeyen bir şeyden daha az bilinen bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Örneğin organik çay içiyoruz. Her şeyi tertemiz diyelim. Bunun demlendiği su çok önemli. Eğer bu asbestli bir suysa direkt kanserojen etkiye yol açacaktır. Asbestli bir kaynaktan kaynağın taşlarında asbest varsa oradan süzüldüğü için o asbesti de taşıyacaktır ve yine kanserojen hale gelecektir. Çok özür dilerim. Soruyu o zaman ben şöyle sorayım. Vücudumuzda kanserin oluşması, ortaya çıkması kanserojen ürünlerden, vücuda zararlı ürünlerden, kimyasal ürünlerden çok fazla almamızla birlikte o kanseri oluşturan, işte kimilerine göre UR, kimilerine göre işte başka nasıl tıbben nasıl adlandırırsanız adlandım bu var. O kanser nasıl oluşuyor? Hücreler üst üste mi biniyor, ne yapıyor ona? Kanser aslında bir kontrolsüz hücre bölünmesi. Kontrolsüz hücre bölünmesi. Şu şekilde bir şöyle göstereyim. Bu bir hücre olsun, bu da bir hücre. İki hücre birbirine dokunarak hisseder normal insan vücudunda. Yaşlanma süreci olduğu zaman bu hücre ayrılır.
yerine başkası bu bölünür. Benim yanımda dokunduğum hücre yok deyip bu bölünüp yerine başka hücreyi koyar. Bu normal insan sürecinde olan, sağlıklı insanın sürecinde olan gelişmedir. Sürekli bu tekrarlanır. Bu tekrarlama hızı yavaşladığında da işte gözaltımızda kırışıklıklar bundan meydana gelir. Yetişemiyor artık, yenilemeye yetişemiyor. Kanserde ise iki hücre olmasına rağmen birbirlerini hissetmiyorlar. Yanımda hücre yok, ben bölüneyim diyor. O da yanımda hücre yok, ben bölüneyim diyor. Bunlar bölününce ne oluyor? Koyacak yer yok. Üste, hücreyi üste koymak zorunda. Bu üste doğru birikim, kanser bir tümörü dediğimiz, evet, kanser tümörü dediğimiz oluşum bu şekilde. Bu şekilde. Kontrolsüz hücre bölünümüdür kanserin esas şeysi. Peki. Bir parantez bir şey buyurun, söyleyeyim. Sinir kanseri diye bir şey yoktur. Sinir kanseri. Çünkü sinirler bölünmez. yani sinir 3 yaşından sonra sentrozom denen yapı atıldığı için sinir hücrelerinde sinirler bölünmez. Sinir kanseri diye bir şey yoktur. Ama bunun da negatif yanı omurilikde bir sinirimizi kaybettiğimiz zaman ömür boyu felçli kalmaktır. Bunun da öbür türlü negatif yolu vardır. Diğer bütün hücrelerin, organların kanseri olabilir. Kontrolsüz bölünmesi olabilir. Peki bazı davranışlarımızın nedeni, son 5 dakikamız da biraz daha az kaldı. Bazı davranışlarımızın nedeni, olayı anlatırken siz şöyle demişsiniz. Bazen uyandığımızda benden uzak dur, afyonum patlamadı. Evet. Şimdi bazı davranışlarımızın nedeni anlamlandıran, özetleyen cümle bu. O zaman onu anlatalım. Son 5 dakikamızda onu anlatalım. Vücudumuzun belli bir kimyasal döngüsü var. Gece yattığımız zaman beynimizde serotonin hormonu üretimi durur. Bize canlılık enerji veren serotonin hormonu seviyesi düşmeye başlar. Aynı merkezden melatonin hormonu üretilir. Bu bilinen en kuvvetli antioksidanlardan bir tanesidir. Vücudu tamir eder sabaha kadar ve ışıksız bir ortamda olması gerekir. Sabaha kadar bu melatonin seviyesi yükselir. Gün ışığı gelmeye başladığı zaman da melatonin kesilir. Tekrar serotonin üretmeye başlar. Ve canlılık veren, aktivite veren. Bir de kolesterol var. Yine bu stres hormonudur. Stres hormonu da akşam gece seviyesinin gece düşer. Sabah en yüksek seviyededir. Bunun ikisinin birleşiminde sabahları biraz sinirli kalkarız uyandığımızda. Neden? Çünkü stres hormonu yüksek. Bize aktivite ve mutluluk veren serotonin de düşük olduğu için enzimsel olarak biraz asabi olarak uyanırız sabahları. Daha bana dokunma, daha afyonun patlamadı dememizin sebebi bu vücut kimyamızda olup bitenlerdir. Ama bu herkes için sanki çok geçerli değil gibi. Örneğin ben çok... Ya çok rahat uyarım. Ya istisnalar olabilir. Yani şey olabilir. Çok mutlu. Genel manada benim söylediğim. Yani genel manada vücudun işleyişinde bu şekilde oluyor. Eğer aydınlık bir ışık kaynağında mı uyuyorsunuz? Uyuduğunuz yerde bir ışık kaynağı varsa bu dengede yok. Bozukluk olabilir. Yok, o kadar da yok. O da o yok. Kadar da yok. O kadar da yok. Vallahi... Yani son 1,5 dakikamız kaldı. Bunları da yani konu başlıkları o kadar güçlü ki size bunları sorsam hem sözleriniz yarım kalacak, ağzınızdan alacağız lafı tabiri caizse. Örneğin rakamların ve matematiğin gelişimini konuşamadık, sanatın ortaya çıkışını, din bilim ilişkisini, UFO bilmecesini, alfabenin ortaya çıkışı ve gelişimini bunları konuşamadık ama değerli izleyicilerimize Varlığın Temel Prensipleri adlı kitabında Sayın Murat Tutku'nun çok iyi bir şekilde konuştuğumuz konular ve daha konuşamadığımız birçok konuda bilgiler paylaştığını göreceksiniz. Çok da yararlanacağınızı umuyorum. Çünkü günlük hayatta birçok yanıtını bulamadığımız davranış biçimlerinin ya da rastladığımız olayların, içinde bulunduğumuz olayların, dünyanın açıklamasını yapan, yanıtlar veren bilgiler var. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Kanal B ailesi olarak çok güzel ağırladınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz efendim. İnşallah bir başka programda Beynin Dört Mevsimi isimli kitabınızı
konuşmak üzere bir araya geliriz. Çünkü bu kitap da çok çok önemli. Onlar onun üzerinden de notlar aldıktan sonra, sayfalarını kıvırdıktan sonra sizinle birkaç ay sonra inşallah tekrar birlikte oluruz. Değerli izleyenler, bu akşam da programın sonuna geldik. Aslında konu başlıkları çok geniş olunca, size de okuyacağım birçok başlık olunca maalesef hepsini tamamlayamadık. İnşallah başka programda ele alacağız bunları, söylediğim gibi. Yayında yapımda emeği geçen tüm Kanal B çalışanlar adına, Kanal B'yi izlediğiniz için ve bekleme odasında bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.